Merhabalar değerli İSUBU TV izleyicileri. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Ana bilim dallarını tanıtmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz doktor öğretim üyesi Cevriye Altıntaş hocamız. Bilgisayar mühendisliği bölümü, bilgisayar yazılımı ana bilim dalı başkanı kendisi. Aynı zamanda üniversitemizin öğrenci işleri daire başkanlığında yapan birisi. Hocamın birçok özelliği var. Hocam hoş geldin. Öncelikle hoş programımıza. Kendisini uzun zamandır buraya misafir edelim istiyorduk. Yoğunluğundan dolayı alamadık bu şeye kadar. Hani inşallah bundan sonraki süreçlerde hocamla daha fazla birlikte olacağız diye düşünüyorum. Hocam öncelikle bize kendini bir tanıtabilir misin? Yani öğrenci işleri diye özellikle öğrencilerimizin hani sürekli öğrenci işleri diyorlar ya. İşte öğrenci işleri daire başkanımız aynı zamanda. Öğrenci işlerimizin OBS'nin yazılımını yapan yazılımcımız işin şeyine baktığımız zaman uzaktan eğitimin de aslında bu kadar hızlı vaziyette gerçekleşmesinin üniversitemizdeki mimarı hocam. Hani bu anlamda her yönden çok yönlü bir şeyimiz var. Seni hocam kimsin? Cevriye Altıntaş kimdir? Üniversiteye nasıl başlamıştır? İşte akademik çalışmalarında neler vardır? Siz dinleyebilir miyiz? Evet hocam, ben Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. 12 yıldır önce Süleyman Demirel Üniversitesi'nde çalışarak daha sonra üniversitemizin kuruluşundan itibaren üniversitemizin süreçlerine yer alan birisiyim. Yazılım ana bilim dalında da naçizane ana bilim dalı başkanlığını yürütmekteyim. İki tane ana bilim dalımızda doktor öğretim üyemiz var. İkimiz de yine üniversitenin yazılımlarını gerçekleştiren hocalarız. Şimdi şöyle, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı nereden geliyor? Hocam, üniversiteye ilk işe başladığımda Öğrenci İşleri Otomasyonu yazılımıyla işe başladık. Daha sonra tabii yılların verdiği tecrübeyle, daha sonra hem de yazılımın verdiği bilgiyle hep beraber ikisini beraber karıştırıp daha sonra üniversitemize bu şekilde katkı sağlıyoruz ve sağlamaya da devam ediyoruz. Şöyle, üniversitemizin öğrenci bilgi sistemini şu anda bilgi işlem daire başkanlığı ile beraber yürütüyoruz hocam. Uzaktan eğitim sisteminde şu şekilde oldu. Pandemi döneminde böyle okullar tatil edildi. Hemen oturup düşünmeye başladık. Nasıl mesela üniversitemizde herhangi bir sıkıntı olmadan en az zararla uzaktan eğitim sistemini yazabiliriz, yapabiliriz. Tabii yazılımcı olduğumuz için de bizden çok beklenti oldu. Ve hemen hiç vakit kaybetmeden 16 Mart'ta üniversiteler tatil edilir edilmez hemen o gün çalışmaya başladık. Ve 23 Mart'ta biz zaten eğitime başlamıştık, hemen hiç ara vermedik. Ve yaklaşık bir hafta sonra da hemen uzaktan eğitim canlı ders sistemine geçmiş olduk. Bu bakımdan tabii benim görevlerim orada öğrenci bilgi sistemiyle uzaktan eğitim bilgi sisteminin entegrasyonu oldu. Yazılım tabii tecrübemiz artı uzaktan eğitim meslek yüksekokulunun da uzaktan eğitimle ilgili olan tecrübelerini artı öğrenci işleri tecrübemizi birleştirerek hızlı bir şekilde üniversitemizi uzaktan eğitim sistemine adapte ettik ve o zamandan şimdiye kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadan çalışıyor sistem hocam. Bu şekilde yani devam ediyoruz. Evet. Sürece çok hızlı adapte olan bir üniversite olmayı. Yani diğer birçok üniversitenin ben hem öğrenci işleri daire başkanıyla hem bilgi işlemle görüşmeler yapıyoruz. Gerçekten üniversitemiz bu konuda önce üniversitelerden bir tanesi oldu. Yeni bir üniversite olmasına rağmen gerçekten sağlam bir altyapısı hem insanlar yani çalışanlar olarak hem de teknik altyapı olarak gerçekten çok sağlam bir altyapımız var şu anda. Ve üzerine sürekli bir şeyler koyarak devam ediyoruz sayın yenilemeyle hocam. Yenilemeyle devam ediyoruz. Yenilemeyerek devam ediyoruz ve yani süreç dediğim gibi hızlı bir şekilde yenilenme ve ortak akıl buluşmalarıyla devam edecek hocam, yani hızlı bir şekilde ilerlemeye. Şimdi tabii Cevriye hocamla şöyle bir geçmişimiz var, hani onu söyleyeyim.
Üniversitesi Süleyman Demirel'ken AKTS ile ilgili çalışmalarını ben götürdüğüm süreçte hocamlarla birlikte başladık. Hatta OBS'nin yazılımları o tarihlere ilk etapta denk geliyor. Kendi üniversitemizin bir yazılımı olsunla başlanmıştı. Hocamlar da bu işi hakikaten üstlendiler ve şimdi çok daha güzel bir seviyeye getirdiler. En azından stabil, hani doğru çalışan, sıkıntı yaşamadığımız üniversite olarak bir hale getirdikleri bir süreç. Bu 12 yıllık süreç içerisinde değil mi? 12 yıldır evet, geldiğinizden evet. beri öyle ki hocam koordinatörlükte de aynı zamanda yönetim kurulu üyelikleri vesairesi birçok alanda da birlikte çalıştığımız biri. O yüzden de programı beraber sunalım istedim. Çünkü yazılım aslında hayatımızın her yerinde var. Bilgisayar mühendisliği, hani ana bilim dalları hakkında şöyle bir şey, dün de bölüm başkanımızla böyle bir şeyimiz olmuştu. Hani ana bilim dallarının artması bölümdeki uzman yeterlilik şeyinin aslında ne kadar fazla olduğunu gösteren bir gösterge şeklinde oluyor. Bizde de şu anda yeni açılmasına rağmen bilgisayar mühendisliği çok yeni olmasına rağmen bölüm olarak tabii geçmişi farklı alanlarda yani bilgisayarla ilgili daha doğrusu birçok şeyde çalışan yetkin hocalarımızla birlikte şu anda 4 tane ana bilim dalı başkanlığı içerisinde var. Bir tanesi de yazılım ana bilim dalı başkanlığı ki bilgisayar mühendisliğinin temelini oluşturan, lisansta da temelini oluşturan aslında bir takım eğitimleri verdiğiniz değil mi? Bu anlamda evet, hem de lisansüstü ve doktora çalışmalara da açık olan bir yapısı var yazılım ana bilim dalının. Peki hocam yazılım ana bilim dalı içerisinde özellikle hani verdiğiniz şeyler nedir? Eğitim şeyleri nedir? Yani ya da bu anlamda yaptığınız akademik anlamdaki çalışmalar nedir? Bilimsel çalışmalar nedir? Bu konular hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi bölümde ana bilim dalı olarak bizim amacımız hocam öğrencilerimize gelişen teknolojiye ayak uydurabilecek, son yazılımla ilgili güncel bilgileri verebilecek şekilde müfredatımızı oluşturmuş durumdayız. Yazılım gerçekten günümüzde her alanda var. Ulaşımdan ticarete, eğlence sektörüne, eğitim sektörüne her alanda yazılım sistemleri oldukça genişlemiş durumda. Hem ulusal hem uluslararası özellikle yazılımlarımız artık kullanılıyor. Ve bizim amacımız özellikle öğrencilerimizin her türlü yazılımı, büyük küçük yazılımı yapabilecek, yazılımın her aşamasında çalışabilecek öğrenci yetiştirmek. Yazılım aslında tek bir şeymiş gibi, hani bir tanınmış gibi görünse de aslında bir sürü alt alanı var Sayın Hocam. Yazılımın mesela tasarımı, mimarisi, ondan sonra yeni çıkan yazılım dilleri, programlama dilleri, yazılım insan bilgisayar etkileşiminin oluşturduğu sistemler, yazılımda kalite güvencesi gibi birçok alana aslında yazılım yayılmış durumda. Bizim müfredatımızda da yazılımla ilgili birçok ders var. Yani diğer alanlardan hatta bir tık daha fazla diyebilirim. Çünkü genelde yani ülkemizde bilgisayar mühendisliği denince direkt akla yazılım geliyor. Algoritmalar, Java programlama dili, bilgisayar programlama dillerin birçok programlama dilini gösteriyoruz. Hocam ortalama kaç tane, şöyle söyleyeyim, hani bir sürü yazılım dili var bu arada. Evet. İhtiyaca göre işte mobil uygulamalar için ayrı, diğerleri için ayrı değil mi? Hani bilgisayar ortamları için ayrı, veri için ayrı, hani her şey için aslında çok farklı ya ihtiyaca göre yazılım dilleri var bu arada değil mi? Aynen hani hocam. Şeye aynen. Baktığımız yani zaman... şöyle altyapı olarak programlamanın mantığı hep aynıdır ya da yazılım mantığı ama her sektöre veya her ihtiyaca aslında bizim mezunlarımız veya bizim bölümümüz eleman yetiştiriyor diyebiliriz bu konuda. Çünkü yazılımın temel yapısı tamam bilgisayarla alakalı olabilir ama iş hayatına geçtiğimizde yazılım her şey oluyor artık. Yani tabii canım, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Her alanda hocam, aynen yani öyle. Her şeyin aslında bir şey var. Her şeyin yazılımı var şu da, anda, aynen. Yani donanım programlama da tabii bizim öğrencilerimiz bizim bölümümüzden mezun olduktan sonra hem donanım programlama yapabiliyor hem de Java, C#, C++, Python gibi böyle temel dilleri artı üzerine mobil programlama dili, oyun programlama dili, gömülü sistemler,
gibi birçok programlama dillerini mezun olduktan sonra öğrenmiş oluyorlar Sayın Hocam. Yazılım alanında birçok alanda kendilerini geliştirip iş bulma imkanına da sahipler. Derslerimiz gerçekten hem dersi veren hocalar olarak hem de müfredat olarak öğrencinin mezun olduktan sonra yazılım alanında kendisini çok rahat bir şekilde geliştirebileceği şekilde şu anda yapılandırılmış durumda. Zaten çok entegre bir vaziyette giden bir ana bilim dalı. Aynen, aynen hocam. Yani aslında şöyle bir şey, bilgisayar yazılımını şöyle bahsedebilirim. Mesela donanım ana bilim dalı veya bilgisayar bilimleri ana bilim dalı ya da yapay zeka ana bilim dalı ayrılmış olmalarına rağmen bilgisayar yazılımının şöyle bir özelliği var. Her ana bilim dalında bizim görev var. Yani evet. Programlama. Yazmadan olmuyor. Olmuyor. Evet. Algoritma, programlama her alanda, yani sadece kendi bölümümüz değil aslında baktığınızda mühendislik bölümlerinin birçoğunda veya dediğim gibi e-ticaret özellikle şu anda çok popüler pandemi döneminde. Yani her alanda yazılım aslında hayatımızın içerisinde diyebilirim. Ve yazılımcıya da ülkemizin gerçekten ihtiyacı var. Yani ben daha önce bir yıl İngiltere'de doktora çalışması yapmıştım Nottingham Üniversitesi'nde. Orada yazılım geliştirmiştim danışman hocamla beraber. Orada üniversitede şunu gördüm Sayın Hocam. Yani sadece üniversitede akademik çalışma yapmıyorlar. Aynı zamanda dışarıda sanayiyle veya diğer sektörlerle beraber proje geliştiriyorlar, işbirliği yapıyorlar. Bizim de bölümümüzde en büyük hedeflerimizden bir tanesi bu. Zaten iş yeri eğitimimiz var. Öğrencilerimiz son dönemde iş yeri eğitimine gidiyor. Özellikle yazılım alanında öğrencilerimiz iş yeri eğitimine çok rahat gidebiliyorlar. Çok rahat firma bulabiliyorlar kendilerine çalışabilecek. Veya mesela yazılımın şöyle bir güzelliği de var. Oturup freelance bile çalışabiliyorsunuz hocam. Evet. Yani illa bir işe girmek, bir şirkete girmek zorunda bile değilsiniz. Benim mesela İstanbul'da birçok arkadaşım freelance çalışıyorlar. Yurt dışı ile beraber iş yapıyorlar. Yani artık böyle ulusal boyutta bilgisayar yazılım uzmanı dediğimiz kişi ulusal çerçevede evde oturduğu yerden çalışabiliyor. Yani o yüzden bölümümüzün artı yazılımın cazibesi burada çok önemli hale gelmiş oluyor gerçekten. Zaten hocam programların hepsi yazılımla yapılan hepsi şeyler. Hepsi hocam, aynen yani. Hani biz görsel olarak belki hani şu anda mesela yayını verdiğimiz de bir yazılım. Aynen hani hocam. Şeyden geliyor, yazılımdan basıyorlar, işte değişiyor, iki görüntüyü yan yana yerleştiriyor. Şimdi o yazılımı yapan bir yazılımcı gerekiyor yani. Aynen hocam. Hani aynen. Dolayısıyla aslında elimizde işte alıyorum cep telefonu, işte WhatsApp bakıyorsun, bir yazılım yani. Şimdi bu anlamda hakikaten üretken, değil mi? Yani bir şeyler planlayabilen, bunu hem görselleştirip hem de işte o tasarımı mimarisi dediğiniz şeyle birlikte aslında aynen. Hani hepsinin iç içe geçtiği şeyde çok ciddi bir şey ifade ediyor. Ve ucu gerçekten çok ucu açık. Ucu yok hocam, gerçekten. Yani ben bir özelliğimi daha söyleyeyim burada. Daha önce sağlık sektöründe çalışıyordum, uzun yıllar öyle çalıştım. Bilgisayar mühendisi olmadan önce ve hastanede çalıştığım zamanlarda artık her şey yani gerçekten bilişim olmuş. Her şey yazılım olmuş. Yani hastane otomasyon çalışmadığı zaman doktor, hemşire, hasta hiç kimse hiçbir iş yapamıyor. Tıkanıyor mesela. Gerçekten yazılımın orada çok büyük önemi var. Yani hem mali açıdan hem her şeyin yazılımla bağlantısı var hocam. Gerçekten insanların bile, çalışıp çalışmadığını bile yazılımla ölçüyorsunuz. GBT'yi bile şeyle sorguluyoruz hocam. Her şey yazılımla yani, hocam. Yani şimdi mobil mesela şu anda çok popüler gerçekten. E-ticaret, evet. Mobil uygulamalar, mobil programlama. Biz yani müfredatımızda bunlara da yer vermiş durumdayız. Yani gerçekten artık sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçtik hocam ve bilgi şu anda ülkemizin veya diğer ülkelerinde aynı en değerli varlığı haline geldi. Yani bir iş gücü, bir sermaye, bir toprak kadar bilgi şu anda değerli durumda ve bizim de yazılımcı olarak işimiz bilgiyi, ham veriyi alıp işlemek Sayın Hocam. Yani yazılımcı şöyle, sadece program yazmıyoruz aslında, biz analiz de yapıyoruz bunun üzerine. Verileri, ham verileri alıp onlardan sürekli bir şey üretiyoruz. Mesela o sistemi kullanan kişilere veya yöneticilere sürekli istatistiki bilgiler verip veya işte bunu yapay zeka algoritmalarıyla da birleştirip
insanların daha ileriyi görebileceği, daha stratejik çalışabileceği yazılımlar yapıyoruz. Aslında yazılım gerçekten bu anlamda şu anda çok da farklı yönlere gidiyor. Yani artık insanların gerçekten düzgün bir yazılım ortaya konulduktan sonra bazen insanların yaptığı hataları sistem yapmıyor mesela. Yani o şekilde yazılım sektörü çok ilerlemiş ve ülkemizde de teknolojik altyapı olarak, her şey olarak yazılımda hızlı bir şekilde ilerleme evet. sağlamış hocam, durumda. Hocam, şimdi canlı yayınladığımız soru gelmiş. Evet hocam. Öyle söyleyeyim. Hı-hı. Şimdi sorumuzda da hocam, uzaktan eğitim sistemi nedeniyle uygulama konusunda sizce de yetersiz kalınmıyor mu? Bunun için bir şeyler yapılabilir. Bu şey olarak sormuş, ben toparlayayım. Uygulamalı dersler açısından evet hocam, sorulan bir soru olmuş. Hani şimdi arkadaşımız genel mi soruyor yoksa bilgisayar mühendisliği olarak mı soruyor? Genel olarak soruyor. Öğrenci İşleri Daire Başkanı olduğun için evet, sormuşlar. Şöyle ama yanıtlayayım. Şey var, tabii ki buyurun. Sistemin eksikleri var. Uygulamayı yüz yüze olmadığı sürece veya uygulama ortamı olmadığı sürece uygulama derslerinin gerçekten verimli olması mümkün değil hocam. Evet. Yani biz de bunu fark ettik. Bu dönem hatta böyle bir uygulamalı dersleri özellikle öğrencilerimizin tercihini açtık sayın hocam dönemin başında. Ama ve, öğrenciler tercih etmedi genelde. Yani şimdi öğrencimize şey bıraktık. Tabii pandemi koşullarında olduğumuz için biraz normal dönemden farklıyız evet, hocam. Evet. Normalde ileride bizim uzaktan eğitim sistemlerimizi geliştireceğiz ve bazı eğitimlerimiz uzaktan eğitimde devam edecek. Fakat uygulamalı derslerde şu anda yeterince altyapı hem hocalarımızın hem üniversitemizin yok. Ama ileride gerçekten belki de uygulamalı dersin tamamı bile uzaktan eğitimde yapılabilecek o donanıma sahip olabileceğiz yani. Evet. Ama şu anda tabii çok hızlı gelişti sistem. Artı salgın nedeniyle insanlar kısıtlanmış durumda. Gerçekten hem hocalarımız hem üniversitemiz yani istediğimiz şeyi şu anda ne yapamıyoruz, gerçekleştiremiyoruz salgından evet, dolayı. Tabii ekstrem bir durum hocam, yani geçici bir durum, ekstrem bir durum. Daha sonra uzaktan eğitim sisteminin ben hem üniversitemiz olarak hem de bir fark yaratacağımızı düşünüyorum. Gerçekten düşünüyorum yani. Aynı şey. Farklı. Yani şu anda tabii uzaktan eğitim sisteminin %100 verimli olduğunu söylemek mümkün değil yani. Evet. Ya hocam biraz da tabii bu öğrencinin şeyiyle de alakalı. İlgisiyle de alakalı ilgisi, tabii. İlgisi evet, artı imkanlarıyla da ilgili. Evet. Her hani öğrencimizin maalesef imkanı atıyorum, yok. Mesela atıyorum ben kendi bölümüm için söylersek hadi radyo televizyon açısından. Şimdi sinema kamerası al desen ciddi paralar. Ya da işte diyelim ki bir ciddi bir şey al desen hani ciddi paralar bunlar. Şimdi tabii alabilecek imkanı olan varsa atıyorum ben bu işin eğitimini alacağım ama 500 bin liralık da işte şey alacağım, ekipman alacağım diye başlayabilen varsa hani 20-0 falan baştan başlamış oluyor. Şimdi tabii bunu online anlattığımız zaman hani elleyip kendisi burada düzeltemediği için buralarda problem var ama tabii bu geçici bir süre dediğiniz gibi. Geçici bir süre. Hani hocam, önümüzdeki aynen, süreçte öyle, inşallah önümüzdeki süreçte açıldığında hani burada hızlıca çözebileceğimiz konular. O biraz daha farklı bir konu. Şimdi ben hocam ana şeyimize dönmek istiyorum. Çünkü ana bilim dallarını esas anlamda burada şey yapıyoruz. Hı hı. Mesela yazılım ana bilim dalı ya da işte diyelim ki 4 tane ana bilim dalı oluşturduk. Her yer, her fakültemiz farklı farklı, her bölümümüz ana bilim dalları oluşturmaya devam ediyorlar. Şimdi bu ana bilim dalları oluştururken neyi dikkate alıyorsunuz hocam? Yani siz mesela bu yazılım ana bilim dalını kurulurken neyi amaçladınız şey içerisinde? Lisansın dışında çünkü sadece lisans değil bu şey. Elbette bu anlamda daha çok uzmanlaşan hoca anlamı da ifade ediyor bu. Akademisyenlere ana bilim dalları esas projelerinize katkı sağlıyor. Ya da işte gelecekle ilgili yapacağınız çalışmalara katkı sağlıyor. Sizin bu anlamda ana bilim dallarında daha spesifik uzmanlaşma imkanını hocalarımıza veriyor öncelikle. Hocalarımız da oradaki bilgilerini alıyorlar. Hani gerekse işte derslerin içerisinde modül olarak lisanstaki öğrencilere aktardıkları gibi bununla ilgili projeler, işte farklı geliştirmeler de yapabiliyorlar diye biliyorum. Doğru mudur hocam? Doğru hocam. Şimdi yazılım ana bilim dalını kurarken ne gibi bir şeyiniz oldu? Yani düşünce şeyi içerisinde hareket ettiniz. Hani lisansa mı daha fazla ilk etapta kuruluşta ağırlık vermeyi düşündünüz? Yoksa ki çünkü hani bölüm içerisinde böyle bir ağırlığı
şey olsun diye mi kurdunuz? Yoksa ki şey olsun yani yüksek lisans ve doktora çalışmalarında da ya da hocaların akademik anlamda buradaki gelişmelerini de mi planladınız? Ne yaptınız? Hocam yazılım az önce de konuştuğumuz gibi çok geniş. Yani her evet. alanda hem akademik çalışma çok rahat yapabileceğiniz kendi bir alan. Kendi altında dallandırabiliyorsunuz. Evet artı alt alanları da var aslında. Evet. Biz hem lisans hem de lisansüstü eğitime gerçekten bölüm olarak veya ana bilimde olarak çok önem veriyoruz. Yani mesela lisansüstü öğrencilerimizin çalışabileceği o kadar çok konu var ki yazılım üzerine. Özellikle makine öğrenmesi, yapay zeka, optimizasyon algoritma, benim mesela kendi çalışma alanım sezgisel algoritmalar dediğimiz algoritmalar. Bu konuda mesela yüksek lisans veya doktora yapacak öğrencilerimiz bizimle beraber çok rahat çalışabilir hocam. Yani gerçekten yazılımda hiç konu sıkıntısı çekmiyorsunuz. Çünkü bir kere yazılım eşittir proje aslında. Evet. Yani bir yazılım sistemi veya otomasyon sistemi dediğinizde eşittir bir proje. Baştan sonra öğrencilerimiz projenin her alanında çalışabilecek seviyede oluyorlar. Hem lisans bitiren hem de lisansüstü öğrencilerimiz ve kendilerini bu alanda da hızlı bir şekilde geliştirebilecek. İsterse özel sektörde bile kendisine çok rahat iş bulabilecek veya akademik olarak kendisini geliştirebilecek alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ben kendim ve bölümdeki arkadaşım genelde makine öğrenmesi, yapay zeka ve sezgisel algoritmalar üzerine çalışmalarımızı yürütüyoruz sezgisel hocam. Sezgisel algoritmayı biraz açabilir miyiz hocam? Açalım yani, hocam. Bana enteresan yani, geldi biraz evet. şimdi şey. Yani biraz farklı geldi. Hı hı. Çünkü hani yazılım dediğimiz gibi çok geniş. Hani 1.8 milyar dolara satılan işte bir şeyimiz var ya oyun mesela. Evet. Yani o da hem yazılım hem de grafik ve tasarlama şeyi içerisinde gelen bir şey var. Hani grafiklerin o artık hani sayısız yaptıkları bir oyun şeyi var. Hani bu Amerika'daki bir şirketin satın aldığı şey biliyorsunuz ki hani Türkiye'de de şey ilan edildi. Hani en yüksek paraya evet. satılan Türk şirketi evet. olarak da ilan edildi. Demek ki hani yazılım burada hakikaten olmazsa olmaz bir şey var. Ana bilim dalı olarak da burada çok fazla bölümleme imkanı da, alt bölümlere oluşturma imkanı da var olarak görünüyor şu anda. Sezgisel dediğiniz zaman şimdi sezgisel çok daha farklı güzel bir şeyler bekliyorum evet, orada. Sezgisel algoritmalar şöyle Sayın Hocam, gerçek dünya problemlerini çözen algoritmalar ve insanın elle günlerce, aylarca, haftalarca uğraşıp çözebileceği bir problemi sezgisel algoritmalar kullanarak çok rahat bir şekilde istediğiniz zaman, istediğiniz süre içerisinde çözebiliyorsunuz. Sezgisel algoritmanın böyle bir özelliği var. Yapay zeka alanına da giriyor ama kendi başlı başına bir sistem sezgisel algoritmalar. Şimdi optimizasyon problemi dediğiniz hocam bir şeyi en iyilemek demek aslında. En iyisini elde etmek ve her alanda bizim optimizasyon yapma imkanımız var. Üretimden tutun da yani daha iyisi, daha iyisi, daha iyisi diye nitelendirdiğimiz. Şimdi sezgisel algoritmalar şöyle, sezgiyle hareket eden algoritma demek aslında. Problemin çözümünü belli noktadan sonra tahmin ediyor hocam. Yani bir nevi mesela oyun programlarında falan çok kullanılır. Yani mesela kişinin bir sonraki hamlesini tahmin ederek siz daha iyi bir hamle yaparsınız. Yani örnek vermek gerekirse sezgisel algoritmalar da bu şekilde bir çözümün gerçek dünya probleminin bir çözümünün birçok yolla çözerek içerisinden en iyisini alıyor sezgisel algoritmalar. Yani mesela birçok algoritma var insanların geliştirdiği dünya problemlerini çözmek için. Sezgisel algoritmalar da bu algoritmaları karşılaştırarak en iyisini buluyor. Yani o şekilde bir sistemi var sezgisel algoritmanın. Benim de gerçekten uzmanlık alanlarımdan bir tanesi. Yurt dışında da daha önce bulunmuştum. Orada da bu alanda oldukça kapsamlı çalışmalar yapmıştım. Falan da öyle yapmıştım. Mi düşüyor hocam karşımıza? Aynen hocam. Yani şöyle evet. ondan bahsedeyim. Bizim sektörü ilgilendiren bölümünden sizin geleyim ben. Sizin sektörde de aynı şekilde. Yani mesela sistem tahmin ediyor. Yani hangi reklamı arka arkaya koyabilirim mesela?
veya hangi reklamı daha fazla göstermem lazım? Yani en iyisi dedim ya hocam, bunların bilgileri yan yana getirerek, elindeki ham veriyi veya işlenmiş veri bile olabilir, elindeki veriyi yan yana getirerek sistem bir tahmin yapıyor ve en iyisini bulmaya çalışıyor. Sevgisayarlar bu şekilde işliyor. Her alanda da kullanıyor işin gerçeği. Ben mesela çizelgeleme problemlerinde kullanıyorum. Üretim, çizelgeleme, reklam, her türlü alanda sezgisel algoritmalar başarıyla uygulanıyor. Mesela akademik çalışmalara baktığımızda da bilgisayar alanında en çok yapılan akademik çalışmalar bu algoritmalar üzerinedir Sayın Hocam. Anladım hocam. Ne güzel. Yani şimdi şöyle bir şey olarak toparlarsak aslında iki gündür bilgisayar mühendisliği bölümündeki ana bilim dalındaki hocalarımızı buraya davet ettik. Yani dört ayrı ana bilim dalını anlatmaya çalıştık. Burada ana bilim dalları ile aslında hocalarımızın yeterliliklerini de daha üste taşıdığımız, değil mi? Hani doğrudan doğru, çünkü bölümler sizde ana bilim dalı, ana bilim dalı şeklinde öğrenci alınmıyor. Evet, neticede bölümü öğrenci alıyoruz. Bölümü öğrenci alınıyor. Ama ders modülleri bu ana bilim dallarındaki genel bilgisayar dersleri verilmekle beraber ana bilim dallarındaki hocaların yetkinlikleri arttıkça bu sefer öğrencilerin aldıkları şeyler de artmış oluyor. Eğitim tabii farklı oluyor hocam. Derslerin içeriği değişiyor, tabii. Derslerin özellikleri değişiyor. Tabii. Gerçekten bu konuda bölümümüz tecrübeli hocalardan oluşuyor. Evet, bu anlamda dolayısıyla iki ayrı fayda birden sağlıyor. Bir tanesi yazılımsal gelişmeyi sağladığınız bir ana bilim dalımız oluyor. Bunun alt içerisinde oluşturabileceğimiz bir sürü proje oluyor ve bunun yanı sıra yüksek lisans doktora çalışmalarının yanı sıra lisanstaki öğrencilerin de tabii burada yetişmiş hocalardan spesifik bazı bilgileri edinmeleri de söz konusu oluyor. Tabii hocam, mesela bizim ana bilim dalında aslında derslerin hepsi uygulamalı. Onu da hani söylemeden geçmeyeyim. Genelde derslerimiz proje üzerine. Öğrencimize ödev, sunum, seminer yaptırıyoruz ama genelde takım çalışması ve proje üzerine derslerimiz. O yüzden iş dünyasına atıldığında da öğrenci çok çabuk rahat adapte olabiliyor. Çünkü sürekli proje yaptırıyoruz, sürekli uygulama yaptırıyoruz. Bu anlamda hem yüksek lisans doktora aşamasında da aynı. Her şeyimiz aslında proje hocam, uygulama. Ve ben mesela şu anda bir tane Teknofest projemiz var, öğrencilerimiz katıldı. Daha birinci sınıf öğrencileri ama öğrenci yazılım alanında her şeyi yapmak istiyor. Yani ben de evet. Bu arada danışmanım naçizane. Akıllı araç kiti yapacağız sağlıkla ilgili. Öğrenci her hocam yazılımsal olarak daha yeni başlamalarına rağmen hocam şu projede yazılımla ilgili şunu yapayım, hangi programlama dilini öğreneyim. Yani aslında üniversitenin birinci sınıfından itibaren proje kavramını öğrencilerimiz bizim derslerimizde almış oluyorlar. Gerçekten tek başına bireysel çalışmak yerine genelde takım olarak çalıştırıyoruz ve uygulama ağırlıklı çalışmalar yaptırıyoruz öğrencilerimize. Evet, zaten bu iş biraz takım çalışması olmadan olmuyor. Aynen, tek başıma ben dünyanın en mükemmel yazılımını yapabilirim ama bunun pazarlaması, tasarımı, dizaynı, ondan sonra mimarisi tek başıma yapmam mümkün değil. Evet. Ekip çalışması gerekiyor ve yazılım aslında bir nevi ticari de bir ürün. Evet. Şöyle yani ücretsiz tabii birçok yazılım var ama yazılım ticari de bir ürün. Kişi hemen üretip onun karşılığını alabiliyor. Yani tabii. Diğer ana bilim dallarından biraz farkımız da aslında burada ortaya çıkıyor diyebilirim size. Yani mesela tamam donanım ana bilim dalında çok güzel çalışma yapabiliriz ama mesela bir donanım geliştirmek belki yıllar alabilir. Evet. Veya geliştiremeyebilirsiniz. Daha fazla Ar-Ge şey var. Aynen. Çok yani fazla mesela yatırım burada gerekebilir. Tabii. Yani bizde öyle bir şey yok. İnsan gücü hocam. Evet. Bizde insana yatırım yapın veya da işte yazılımcıya yatırım yapın. Ortaya bir ürün çıkar ve mutlaka dediğim gibi şey olur. Yani meyvesini. Kişi hemen meyvesini alır yani yazılım. Evet. Mesela ben genelde web tasarımcısıyım hocam. Aha. Web alanında uzmanlaştım. özellikle web projesi yaptığı anda öğrenci hemen internette yayınlamak istiyor. Herkesin görmesini evet. istiyor. Ulusal, uluslararası anlamda hemen herkese mesela proje ulaşıyor hocam.
O bakımdan da bizim biraz bir tık avantajımız var diğer ana bilim dallarından. Evet. Ürettiğimiz bir ürün, ürünü hemen herkes kullanıp görebiliyor. Peki yani. Peki hocam şöyle bir şey sorayım bu yazılımla alakalı. Şimdi yazılım şeyleri farklı, diller var, farklı şeyler var. Bu komutlar hepsine göre farklılık gösteriyor herhalde. Aynen hocam. Yani sintaks diyoruz biz ona ya da yazım dili diyoruz. Her programın dilinde yazım dili farklı oluyor. Benzer tabii diller de var. Birbirinden türetilmiş benzer diller de var. Ama şöyle bir şey hocam. Biz yani bunu... aslında şöyle bir şey. Bir İngilizce öğrenmek bu kadar zor gelirken, hani bir Almanca öğrenmek bu kadar zor gelirken ya da işte ne bileyim farklı dilleri öğrenmek, ana dilimizi bile zaman zaman tam olarak yansıtamazken bir de bir bilgisayar dili var ve bu bilgisayar dilinde bir sürü dili var. Aynen gibi hocam. Bir şey var. Aynen. Aslında bunun hepsi bir İngilizce öğreniyormuşsunuz gibi, bir Almanca öğreniyormuşsunuz gibi. Mesela kaç yazılım dili biliyorsunuz hocam? Yani ben şöyle bir donanıma sahibim hocam. Hemen hemen bütün yazılım dilleriyle uygulama geliştirdim. Yani aktif olarak kullandığım şu anda 5 yazılım dili var. Ama dediğim gibi öğrenciliğimizden itibaren... Yani Türkçe artı bilgisayar yazılımında 5 dil daha biliyoruz gibi bir şey yani. Tabii yani öğrenciliğimizden itibaren sayarsak bu yani 20 tane program diline falan en az denk gelir. Çünkü sürekli zaten programlama dilleri de değişiyor hocam, yenileniyor, aynı kalmıyor. Yani 5 yıl önce mesela yaptığımız bir projeyi şimdi farklı bir dille yazmak veya farklı bir sistemle yazmak durumunda oluyoruz. Sürekli gelişiyor aslında, aynı gibi dursa da ya programlama dili, her yeni bir dil çıkıyor hocam, onu da söyleyeyim. Yani sürekli böyle gelişen, değişen bir şey. Ben hemen hemen şöyle bir donanıma sahibim, hemen istediğim her programlama dilinde program yazılabilir, yazabilir durumdayım. O da neden? Şu şekilde hocam. Yani sintaksa oturup bir günde mesela öğrenebiliyorum. Yani o da tabii belli bir altyapı veya yılların tecrübesiyle alakalı. Ama şöyle hocam, bizim mesela bilgisayar mühendisliğinden mezun olan öğrenciler mezun olduktan sonra da istediği programlama dilim çok çabuk, hiç bilmese bile çok çabuk öğrenebilecek bir altyapıda mezun olacaklar. Yani algoritma dediğimiz sistemi aslında biz yani bir program dili nasıl yazacak, nasıl kullanacak, içerisinde neler var çok hızlı bir şekilde adapte olabileceği şekilde yetiştiriyoruz hocam öğrencilerimizi. En azından temelini biliyor. Temelini kesinlikle veriyoruz hocam. Anladım hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Hocam ben şöyle söyleyeyim. Öğrencilerimiz gelip üniversitemize bilgisayar mühendisliği bölümüne geldikten sonra yazılım ana bilim dalına ilginin ben oldukça fazla olacağını tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten bahsettiğim gibi bir ürün hemen üretip kendisini kanıtlayabiliyor öğrenci ve bu alanda da iş imkanı çok fazla sayın hocam. Yani web tasarımcısı olabiliyorsunuz, veri işleme uzmanı olabiliyorsunuz, Ar-Ge mühendisi olabiliyorsunuz. Mobil programlama uzmanı, oyun programlama uzmanı, veri tabanı uzmanı, yani bilgisayar yazılımıyla yazılım öğrendikten sonra birçok alanda çalışma imkanına sahipsiniz. O yüzden ben bölümümüze gelecek veya şu mevcut öğrencilerimizin yazılımla ilgili herhangi bir sorun olursa bizimle irtibata geçmelerini ve elimizden geldiğince öğrencilerimize destek olmayı hedefliyoruz hocam bu şekilde. Tamam hocam, çok teşekkür ediyoruz. Evet, konuğumuz doktor öğretim üyesi Cevriye Altıntaş hocamız oldu. Bilgisayar yazılımı ana bilim dalı başkanı olarak kendisiyle bir söyleşi gerçekleştirmiş olduk. Gerçekten aslında bilgisayar mühendisliğinin de temel taşlarından bir tanesi yazılım. Bu anlamda baktığımızda diğer belki ana bilim dallarında biraz daha spesifik konulara doğru kayılma şeyi var. Yani biraz daha yüksek lisans doktora bazındaki çalışmalara hitap etse de yazılım ana bilim dalı dediğimiz zaman aslında bilgisayar mühendisliğinin temelindeki olmazsa olmaz lisans öğrencilerinin de içli dışlı olması gereken bir yapıyı görmüş oluyoruz. Bu alanda da aslında üniversitemiz bir anlamda çok şanslı. Neden şanslı? Bu dört ana bilim dalı içerisinde, yani Türkiye'de tek olan bir yapay zeka
ana bilim dalı da yani ilk kurulan yapay zeka ana bilim dalında burada olması, işte yazılımla aslında hepsinin iç içe devam ediyor olması, birbirini tamamlayan ana bilim dalları şeklinde bir şeyin kurulmuş olması, sadece yüksek lisans doktoradaki değil, öğrencilerin lisansta da kendisini yetiştiren, aynı zamanda bir ileriye taşıyan akademisyenlerle çalışma olanağını da beraberinde getirmiş oluyor. Hani bu anlamda gerçekten güzel bir çalışma yapmayı düşünen, geleceği ki şu anda yazılım ve bilgisayarla ilişkili olarak gördüğümüz bir süreç, her şey ona dönüyor artık. Para da dijitalleşiyor. Her şey hani, dijitalleşiyor. O da yazılım. Her neticede. Yazılım, evet. Evet, yani dijital para üretmek bile artık yazılımla sağlanıyor. Evet. Buradaki bir takım şeyleri oluşturmak yine yazılımla oluşuyor. Artık her şey yazılıma doğru dönmüş durumda. Yeni dünya düzeninin tamamı yazılım, işte yapay zeka, bilgisayarla ilişkili. Daha doğrusu ya da bilgisayar teknolojisi, yazılım teknolojisiyle alakalı olarak geliyor. Bu anlamda biz hocamıza tekrar çok teşekkür ediyoruz. Üniversitemizi de tercih etmek isteyenleri, özellikle bilgisayar mühendisliği bölümünü tercih etmek isteyenlerin güzel şeylerle karşılaşacağını, kendileriyle ilgili hocalarla karşılaşacaklarını da buradan biz de biliyoruz ve görüyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yarın ve ilerleyen günlerde diğer konuklarımızla ana bilim dallarımızı tanımaya devam edeceğiz. Hepinize hoşça kalın, iyi günler diliyoruz.